Hadi rajim. Bismillahi rahim Ders 11. 11. Ders. El isma ul khamsetu ve i'rabuha Bugünkü dersimde arkadaşlar, Esma i chemical, yani 5 isim ve bu isimlerin i'rabı olacak. Nasihatu sadiqin bir arkadaşın nasihati. Abu ke senin baban, hu al seni yetiştiren, yani seni terbiye eden odur. Ve sehara ala rahatike senin rahatın için uykusuz kalan ve bezelel cühde çaba sarf eden, çaba harcayan vel mâle ve para harcayan odur. Li yuvaffira leke sana temin etmek için veya sana sağlamak için ve li ve kardeşine el kerime güzel bir hayat, güzel bir yaşam. Keme enne hamake aynı şekilde diyor kayınpederinde ham, hamun kelimesi kayınpeder demek. Hamake zu fadlin aleyke eydan Kayınpederin de senin için kıymetlidir. Fazilet sahibidir. Senin üzerinde bir fazileti vardır. Fe huvellezi rabba leke Evet. senin için eşini yani hanımını senin için yetiştiren odur. Ve terbiyete ha Ve onun terbiyesini de güzel yapan. Yani güzel bir şekilde yetiştiren. Li tüseideke fi dünyake. Senin dünyanda seni mutlu etmesi için eşini yetiştiren, ve onu güzel bir şekilde terbiye eden odur. Fahterim <laughs> ahaka kardeşine saygı göster ve kun barran bi abike babana karşı da iyi ol babana iyilik yap. Ve la teftah fake ağzını açma emamehu <laughs> onun önünde illa bil kavlil haseni güzel bir söz güzel konuşmak dışında onun önünde ağzını açma yani onun önünde güzel sözler söyleyerek konuş diyor. Fe inneke hine tef'alu eğer sen böyle yaparsan yani böyle yaptığın zaman sen böyle yaptığında hine tef'alu zalike sen bunu yaptığında tek sibor rıda ebike babanın rızasını hoşnutluğunu kazanmış olursun ve hanane ahike ve kardeşinin sevgisini kazanmış olursun. Ve tekunu zâ sum'atin Evet olursun. Ve sahibi demek. Sum'a itibar. İtibar sahibi olmuş olursun. Tayyibetin. Güzel itibar. Yani saygın. Saygın bir kişi olmuş olursun. Beynen nasi. insanlar arasında. Ve yuhibbuke el cemi'u. İnsanlar da yani herkes de seni sever. Ma fadlu ebike aleyke. Babanın diyor senin için kıymeti nedir? Veya babanın senin üzerindeki fazileti nedir? Ma zâ yecibu aleyke sana ne gerekir, senin için ne gereklidir? Nah ve ahike, kardeşine karşı. Yani kardeşine karşı ne yapmalısın diyebiliriz. Sayfa 148 arkadaşlar. Bugünkü konumuz el esmaül hamsetu yani 5 isim. Esma-i hamse dediğimiz 5 isim arkadaşlar bu e, isimler yani Esma-i Hamse denmesinin bir sebebi var arkadaşlar. Bu kelimelerin özel bir irabı var. Normalde irab bu tablosunu görmüştük. Müfret kelimeler, tesniye kelimeler, cemi kelimelerin irapları vardı. Hepsinin bir irab alametleri vardı. Ama bu 5 isimin arkadaşlar özel bir irabı var. O yüzden buna 5 isim el esma hamse diye isimlendirilmiş arkadaşlar. Özel bir irapları olduğundan dolayı. Önce bu öncelikle bu kelimeler bu 5 isim neymiş onlara bir bakalım abun kelimesi eb ab, baba ahun kelimesi erkek kardeş hamun kelimesi kayınpeder fu kelimesi ağız zu kelimesi sahibi manasında fu da zu sahibi bir şey sahibi zu malin mesela mal sahibi evet leha irabun hassun biha kendilerine özel kendilerine has bir irabı vardır bu kelimelerin arkadaşlar Evet, i'rabı, i'rabuha, i'rabı nasılmış bu kelimenin? Şimdi onu göreceğiz. Turfa'u bil vavi, vav ile merfu olurlar arkadaşlar. Bu kelimeler, bu beş isim merfu konumunda olduklarında, merfu olmaları gerektiklerinde vav ile merfu oluyorlarmış arkadaşlar. Örneğe bakalım. Ahuke, nacihun. Ahu kelimesi müptedadır. E, merfu olduğunu biliyoruz. Bu kelime ah kelimesi olduğu için ne ile merfu olmuş arkadaşlar? Bakın vav ile merfu olmuş. Ahu kelimesindeki bu vav ile bu kelime merfudur arkadaşlar. Ke muzafun ilektir. Nacihun e, haberdir. Bakalım ve tun sabu bil elifi. Elif ile mansup olurlarmış. Mansup konumunda olduklarında mansup olmaları gerektiğinde elif ile mansup oluyorlarmış. Örneğe bakalım inne ebake. Bakın eb kelimesinin başına inne gelmiş mansup olması gerekiyor. Mansup konumundadır. Ne ile mansup olmuşuna bakın. Elif ile. Eba ke. Bakın eba. Eb kelimesi. Burada elif ile mansup olmuş. Eba kelimesi. Elif ile mansuptur. Ke burada yine muzafın ilehtir. Kadimun innenin haberidir arkadaşlar. Ve tücerru bil ya'i. Ye ile mecrur olur bu kelimeler. Ya ile mecrur olurlarmış. Evet. İ'tıf ala ahike el asgari. Küçük kardeşine diyor şefkat göster. Ala'dan dolayı bakın ah kelimesinin başında ala var. Yani mecrur olmalı. Mecrur konumunda. Ne ile mecrur olmuş? Bakın ye ile mecrur olmuş. Ahi ala ahike. Ye ile mecrurdur bu kelime arkadaşlar. Tabi bu bu şekilde irap yapılabilmesi için bazı şartlar var. Yüsteratul İğrabiha, yani bu şekilde irap yapılabilmesi için şarttır diyor. i'rab el Khas, bu özel irapla irap yapılabilmesi için şartlar vardır diyor. Neymiş o? Entekune bilafzil müfret. Öncelikle diyor bu kelimeler müfret formunda olmalı, müfret olmalı. Önce müfret olmalılar. Bir lafzıl müfret. Müfret olmalılar. Bitmedi. İkinci şart. En tekune muzafeten li gayri ya'il mütekellim. Ya'i mütekellim zamiri haricindeki diğer zamirlere veya başka isimlere muzaf olmaları gerekiyor arkadaşlar. Muzaf. Önce müfret olmaları gerekiyor. De muzaf konumunda olmaları gerekiyor ki bu irab ile yani vav ile merfu olabilsinler, elif ile mansup olabilsinler, ya ile mecrur olabilsinler. Evet, el esmaul hamsetu iza sunniyet u'ribet i'rabel müthenna. Eğer diyor bu esma-i tesniye yapıldığında bu sefer diyor tesniyenin i'rabı gibi i'rapları yapılır. Aynı tesniyenin i'rabı nasılsa bunların i'rabı da o şekilde yapılır arkadaşlar. Dolayısıyla şartımız neymiş? Öncelikle bu kelimeler müfret olacaklar. Bir, ikincisi de muzaf konumunda olmaları gerekiyor. Mütekellim yağsı dışındaki başka zamirlere veya başka isimlere muzaf konumunda olmaları gerekiyor. Göreceğiz. Evet dörde bakalım ne diyor? Ha, evet tesniye olduğunda tesinin irabıyla iraplanırlar dedik. Örneğe bakalım. Hezani <laughs> ebevani. Bakın eb kelimesi tesniye olmuş artık. Elif nun alarak ee, ne olmuş? Tesniye olmuş. Dolayısıyla ee, elif ile ebevani kelimesi artık elif ile nedir arkadaşlar? Merfudur. Rahimani. Elif ile merfudur. Yani tesniye kelimeler elif ile merfudur. Burada da o şekilde olmuş. Ve izâ cümiyat el cem'i. Eğer diyor çoğul olduklarında da yine ceminin irabıyla iraplanırlar. Yani dediğimiz gibi şart olarak sadece müfret olması gerekiyor ve muzaf konumunda olmaları gerekiyor. Tesniye veya çoğul olduklarında bu irapla, bu özel irapla ne yapılmazlar? İrapları yapılmaz arkadaşlar. Çoğul olduğunda mesela el e kırık çoğuldur. E kırık çoğulların damme ile merfu olduğunu biliyoruz. el e da burada e, müptedadır, merfu konumundadır. Kırık çoğul olduğu için de damme ile merfudur arkadaşlar. El abau yuhibbuna ebna'ahum deriz. Evet örnek cümlelerimize dönelim arkadaşlar. Bakalım Ebu ke", Bakın altı çizili olan kelimelerin hepsi Esma-i Hamse'den olan isimlerdir arkadaşlar. Eb kelimesi bakın. Ebu ke diye şeklinde gelmiş. Burası müptedadır arkadaşlar. Merfu konumundadır. Bakın şartımız neydi? Bir kere müfret olmasıydı. Müfret mi? Evet. Hep kelimesi burada müfret. Bir de bir şeye zamir olarak, şeye, bir şeye muzaf olarak gelmesi gerekiyorlardı. K zamirine burada muzaf olarak gelmiş. Dolayısıyla şartlar sağlanmış. Merfu olması gerekiyor. O yüzden vav ile merfu olmuş arkadaşlar. Bakın Ebu K vav ile merfudur burada. Müptedadır. E, vav ile merfudur. Esma-i Hamse'den olduğu için vav ile merfudur diyeceğiz. İkiye bakalım. İnne hamake. Yine hamun kelimesini görüyorsunuz burada. Esma-i Hamse'den bir isimdir. Müfrettir. Bakın K zamirine burada bitişmiş. Ve başka bir şeye de olabilirdi. Başka bir isime de bitişebilirdi. Diğer zamirlere de bitişebilirdi. Dolayısıyla şartlar sağlanmış. İnnenin ismi olduğu için mansup konumundadır. Elif ile bakın. Elif ile mansup oldu arkadaşlar. İnne hamake. Burada ebuke. Veya inne ebake. Hep kelimesini yine, yine baz alsak. İnne ebake olmalı arkadaşlar kun barran bi bakın bi var bu kelimenin başında eb kelimesinin başında bi harfi var dolayısıyla bu eb kelimesi mecrur olmalı şartları taşıyorsa ye ile mecrur olacağız bakalım ee, müfret olarak gelmiş mi eb kelimesi evet bir şeye zamir gelmiş mi gelmiş dolayısıyla ye ile mecrur yapıyoruz arkadaşlar bi -e ke diyoruz Dörde bakalım la teftah fa ke emamehu. La teftah fâki. Ağzını açma. Ee, bu Buradaki fa kelimesi arkadaşlar mef'ulün bih konumundadır. Açma. Neyi açma? Ağzını. Buradaki fa kelimesi mef'ulün bih konumundadır. Yine fu kelimesi. Bu ağız kelimesi. Doğru mu? Müfret olarak gelmiş. Evet. Bir şeye zamir olarak bir zamir ona bitişmiş ve muzaf konumunda. Buradaki fu kelimesi muzaf konumunda. O yüzden e, ne ile mansup olur arkadaşlar? Elif ile mansup olur. La teftah fake deriz. Normalde bu kelime fu kelimesi. Mefhulün bir konumunda olduğu için elif ile mansup yaptık ve fake diye okuduk. Heyne tef'alü <laughs> zâlike teksibu rıdâe ebike. Rıdâe muzaftır. Ebike muzafın ilektir. Bu kelime muzafın ilektir. Mecrur olmalı. Eb kelimesi esma-i hamsedendir. Müfret olarak gelmiş bir zamir ona bitişerek muzaf konumunda olmuş. Yani eb kelimesi burada muzaf konumundadır. Dolayısıyla arkadaşlar y ile mecrur olmalı. Ve dae ebike. Yani rıdae burada muzaftır. Ebi kelimesi muzaafın ilektir. Ke yine muzafun ilektir. Bu da kendi içerisinde burada da muzaf muzafun ilek var ya. Ebi kelimesi kendi içerisinde yine muzaftır. Ke muzafın ilektir. Ve hanane ahike. Yine muzaf muzafun ilek meselesi burada söz konusu. Bu yüzden ne olmalı? Mecrur olmalı. Yine ah kelimesi esma i Hamsa'dan olduğu için ye ile mecrur olmuş arkadaşlar. Ahike dedik. إن شاء الله عين الأسماء الخمسة فيما ياتي أشرك اسمائي خمسة قال تعالى استعيذ بالله وأبونا شيخ كبير أب كلمة أبونا i̇şte أبو كلمة أسماء خمسة داندر قال تعالى وإنه لذو علمين الذو كلمة اسمائي خمسة داندر evet. قال تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين أبا كلمة اسمائي خمسة فطوعت له نفسه قتل اخيه اخي kelimesi burada Esma i hamselendir. Ve aati qurba tabii ki za kelimesi ism-i hamselendir. A'lamu en hama ka meşhurun ham hamun kelimesi bakın hama buradaki hamun kelimesi yine Esma i hamselendir. Nazif fa Evet fu kelimesi ne demekti? Ağızdı arkadaşlar. Ağzını temizle. Fa buradaki yine esma i hamselendir. قال الشاعر Zul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi. Tabii ki dぎ. ve ahu el cehaleti fi şekaveti yana'amu. Yine ahu kelimesi de. esma-i hamsedendir arkadaşlar. İkinci alıştırmaya bakalım. İmle el faraga bi vada'i el kelimetil münasibeti mimma beynel kavseyni. Boşluğu diyor. Parantez içindeki uygun kelimelerle doldur. Ahsene ila nokta nokta bil kavlil hasen. Güzel sözle diyor. Güzel sözle diyor. Burada kardeş kelimesini görüyorsunuz. Kardeşine iyilik etti. Evet iladan dolayı ne olmalı arkadaşlar? Bakın ila var başında. O zaman burası mecrur olmalı. Mecrur. O zaman mecrur şeklini seçmeliyim. Mecrur şekli de neydi? Y ile mecrur olmalıydı. İla ahihi. Ahsene ila ahihi olmalı arkadaşlar. Evet. Ferihtu bilikai. Nokta nokta. Al-hulugil kerim. Zü görüyorsunuz da sahibi. Yani güzel ahlak sahibi kişiyle görüştüğüme sevindim diyor. O zaman bi'lika'i bakın. Bi'lika'i burada muzaftır bi'lika'i. O zaman buraya gelmesi gereken kelime e, ne olmalı? Muzafun ileyh olarak mecrur olmalı arkadaşlar. Tabii ki o zaman zı olmalı. Y ile mecrur şeklini seçmeliyim. Ferih'tu bi'lika'i zil hulukil kerimi olmalı. Alimtu enne nokta nokta üstadım bil camiati. E, Parantezinde Ali'nin babasını görüyorum. Evet yani öğrendim ki Ali'nin babası üniversitede bir hocadır. Evet alimtu enne bakın enne var başında. Enne'den dolayı mansup olmalı buradaki kelime. Mansupta nasıl oluyordu? Elif ile mansup oluyordu arkadaşlar değil mi? Eb kelimesi Esma i Hamsa'dan olduğunda evet elif ile mansup olması gerekiyor. Yani ebe Ali'in alimtu enne ebe Ali'in üstadun bil camiati olmalı. La tuhric min çıkarma diyor. E, ağız kelimesini görüyorum. Ağzından çıkarma illel kelimete tayyibete. Güzel söz dışında bir şey çıkarma. Min gene görüyorsunuz. Harficerdir. Harficerden sonra gelmesi gereken kelime mecrur olmalı. Ne ile mecrur olmalı? Tabii ki de ya ile mecrur olmalı. Yani min fike olmalı. Min fike. Fuke burada merfu. Fake mansup. fiike mecrur şeklidir. Minden dolayı bunu seçmeliyim. Unsur. Nokta nokta el mazlum. içinde kardeşin var. Yani mazlum kardeşine yardım et. Unsur fiildir. Emir fiildir. Emirden sonra gelen kelime ne oluyordu arkadaşlar? Mefolüm bih oluyordu. E -bih de mansup olması gerekiyor. O zaman tabii ki de elif ile yazılmış şeklini seçmeliyim unsur kel mazlume olmalı arkadaşlar ehakę mefulün bir konumunda olduğu için mansup yani elif ile mansup şeklini yazmalıyım inne nokta nokta huwa walidu zevcetike senin diyor eşinin hanımının babasıdır diyor o kim o kayınpeder tabii ki başında inne var inne varsa o yüzden ne olmalı? mansup olmalı yani elif ile mansup yapılmış şeklini seçmeliyim arkadaşlar. İnne hamake huve validu zevcetike olmalı. Hâzâ <laughs> talibu bu öğrenci nokta nokta zeka in nadir. Nadir bir zeka sahibidir. Evet. Hâzâ <laughs> talibu mübtedadır. Buraya ne gelmeli? Haber gelmeli. Haber merfu olur. Yani vav ile merfu yapılmış şeklini seçmeliyim arkadaşlar. Hâzâ talibu zû zekâin nâdir. Haber olduğu için merfu olmalı. O yüzden bunu seçtik. Tezavvece el-Zübeyru ibnül avvâmi bi esma binti. Zübeyir bin Avvam, Esma binti e, Ebu Bekir kelimesi var burada arkadaşlar. Ebu Bekir Sıddık. Ebu Bekir'in e, Ebu Bekir'in Sıddık. Bekir Sıddık'ın kızını kızı ile kızı Esma ile evlendi diyebiliriz. Evet bakalım e, bir Esma binti muzafun ileyh olmalı arkadaşlar burada. Muzafun ileyh o zaman muzafun ileyh yani mecrurdur. O zaman y ile yazılmış şeklini seçmeliyim. Ebi. tezavvaca ez-Zubeyr ibnül Avvami bi Esma binti Ebi Bekri'ni sıddık Ebi olmalı arkadaşlar. Evet, Üçüncü alıştırma da'al alamete's sahih. Yani doğru işaretini koy. Ameme tekmeleti sahihatim immaiyati. Aşağıdaki e, doğru tamamlayan cümlelerin başına bu işareti koy diyor. Yani cümleyi e, tamamlayan e, ibareyi ifadeleri aşağıdaki şıklardan seçeceğiz. Bakalım. Min zevcatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in eşlerindendir. Haber bu kim yani buraya gelmesi gereken kelime müpteda olmalı arkadaşlar müpteda olmalı müpteda da tabii ki de e, merfudur gerçi onu belirten bir şey yok burada hepsi a işe a yani her hareket belirtmemiş dolayısıyla onda sorun yok demek ki kendi içerisinde bunun bakmalıyım kendi içerisinde doğru veya yanlış olan şeyi seçmeliyim a işe tu binti ebu Bekir'in olmaz arkadaşlar muzafun ileyhi olması gerektiğinden dolayı burası mecrur olmalı ebu olamaz Aişe tu binti Eba. Bu da mansup arkadaşlar. Yine bu da olamaz. Aişe tu binti Ebi Bekrin olmalı. Muzafun ileyh olduğu için mecrur yani ya ile yazılmış şeklini seçmeliyiz arkadaşlar. İki, alim tu mina suhufi gazetelerden öğrendim ki en nasadiği Khalid'den asbaha arkadaşım Khalid'in olduğunu öğrendim. Ne olduğunu öğrendim bakalım. Şimdi asbaha yatılayın arkadaşlar. Kane ve benzerlerindendir bu. Kane ve benzerlerindendir. Asbaha oldu. Asbaha'nın ismi gizli huvedir. O oldu. Ne oldu? Şimdi burada. Buraya gelmesi gereken ne oldu? Yani Asbaha'nın haberi olması lazım arkadaşlar. Yani Asbaha'nın haberini hatırlayın. Mansup olmalı değil mi? Kane ve benzerlerinin ismi merfu kalıyordu. Ama haberi mansup oluyordu. O yüzden mansup şeklini seçmeliyiz. Burada the merfu şeklidir. Olmaz. The mansuptur. Olur. The mecrurdur. Olmaz. Bakın sadece the kelimesinden buluyoruz. Asbaha. Yani Asbaha Halid yani. Ne oldu? The mansıbin rafi'in fi vatanihi. Evet. Yani ülkesinde, vatanında yüksek itibarlı yani saygın değil mi çok saygın birisi oldu. 3'e bakalım. Ra'aytu nokta nokta fil mu'tamaril islamiyyi allazi fi Pakistan. Pakistan'da düzenlenen İslam konferansında diyor eee Said'in kayınpederini gördüm. Şimdi ra'aytu ra'a fiil tu fa'il buraya gelmesi gereken kelime mef'ulün bih konumundadır. E olümbi bih mansup olur. O zaman feth mansup olur. Yani esma-i hamseden olduğu için elif ile yazılmış şeklini seçmeliyim. Hamu burada vav ile merfudur. Hama elif ile mansuptur. hami ye ile mecrurdur. Doğru cevap tabii ki de mefulün bih olduğu için e, mansup konumunda olduğu için elif ile yazılmış şeklini seçerim. Dörde bakalım. Arifu enne nokta nokta ya'mülü bi vizareti ziraati. Burada ne var? Ahu zevcetike yani senin e, hanımının eşinin kardeşi. Öğrendim ki diyor eş, e, hanımının kardeşi ziraat bakanlığında çalışıyor. Şimdi en neden dolayı buraya gelmesi gereken kelime mansup olmalı arkadaşlar. E bakıyorum burada Esma-i Hamse'den isimler var. O yüzden bunları mansup şekli nasıl olmalıydı? Elif ile. A'rifu enne eha zevcetike ya'melu bi uzareti ziraati olur. <laughs> Lukkibe Al arabiyyü antara bin şeddad. Evet. Arap şair antara bin şeddad lakaplandırıldı. Lakap verildi. Bi neyle lakaplandırılmış? Bakın B'den dolayı burada bundan yani gelmesi gereken buraya gelmesi gereken isim mecrur olmalı. B harfi celinden dolayı. ve bu da ep kelimesi görüyorsunuz. Esma-i Hamse'den bir e, isimdir. O yüzden Y ile mecrur olmalı. B ebi el fevaris olmalı. 6. Min ruatil hadisin nebevi şerif. Hadisi şerif Ravi'lerinden ravilerindendir. Haber burası. Kim? Burası da işte müptedadır. Buraya gelmesi gereken ibare, ifade müpteda olmalı. Müpteda da merfudur. O zaman tabii ki de vav ile yazılmış şeklini seçerim. Ebu Hurayra. Ebu Hurayrate. Eba mansuptur, ebi mecrurdur. Müpteda olması gerektiğinden dolayı Ebu bunu seçmeliyim. Kâne hatem attâ'i. Hatem-i idi. Ne idi? Bakın kânenin ismi bu. Kânenin ismi merfu oluyordu. Kânenin haberi ne oluyordu? Mansup olması gerekiyordu. O yüzden elif ile yazılmış şeklini seçerim. Bu zü'de neydi? Esma-i Hamse'dendir. Şartları sağlıyor. Müfrettir. Bakın e, muzaftır ayrıca. Bir de şartlardan bir ikincisi neydi? Muzaf olması gerekiyordu. Şartları sağlıyor. O yüzden elif ile ne olmalı? Mansup olmalı arkadaşlar. Burası Kani'nin haberi olduğu için elif ile mansup yapılmış şeklini seçiyoruz. Zâ keramin ve muru'etin ati en nokta nokta biladi ee, el -suri. Suriye Devlet başkanının kardeşi radyodan işittiğime göre diyor radyodan işittim ki Suriye Devlet başkanının kardeşi e, ülkeye dün ulaştı şimdi yine en ne var başında yani şu boşluk buraya gelmesi gereken kelimenin ibarinin başında en ne var Dolayısıyla mansup olmalıhu merfudur aha mansuptur ahi mecrurdur. Tabii ki de bu olmalı arkadaşlar. Dördüncü alıştırma. Ayin <laughs> fi ma el al asma alati la tu'rab i'rab al asma al Esma-i Hamse'nin irabıyla, irabı yapılmayan isimleri göster diyor. Ve ne yap? Vazıbut ha şekli ve harekele diyor. Yani e e bu özel irab vardı. Esma-i Esma Hamse'ye özel irab vardı. Şar i̇ki tane şart vardı. Bu şartlar oluşunca ee, o şekilde irabı yapılıyordu. Ama o şartlar oluşmayınca Esma-i Hamse'nin irabıyla irabı yapılmıyordu. Onları bulmamızı istiyor bizden. Bakalım. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eben rahimen lil muslimine. Bakın eb kelimesi müfret olarak gelmiş mi? Gelmiş. Muzaf olarak gelmiş mi? Gelmemiş. Muzaf değil. O zaman şartları sağlamamış. Yani vav ile merfu, elif ile mansup, ye ile mecrur olmaz. Normal müfret bir kelimeymiş gibi fetha ile mansup olur, damme ile merfu olur, e kesra ile mecrur olur arkadaşlar. Kâne Rasûlü. Bakın Rasûlü kelimesi kânenin ismidir. Allah muzafın ilektir. ben kânenin haberidir. Yani mansup konumundadır. Neyle ile mansup olmuş? Fethayla. Eben rahimen. O da bunun sıfatı bakın. Rahimen sıfatı. Bu da mansup. dolayısıyla bu eben kelimesi buradaki Esma-i Hamsi'nin özel irabıyla iraplanmış bir kelime değildir. Çünkü şartları sağlamıyor. Alimtu minas suhufi enne ehake. Burada şartları sağlıyor. Aha kelimesi burada Esma-i Hamse'nin irabıyla, özel irabıyla iraplanmıştır. Çünkü bakın ah kelimesi müfrettir. Bir de K zamirine ne yapmıştır? Tamlama olmuştur. Yani ah kelimesi burada muzaftır. Dolayısıyla bu da burada elif ile ne olmuş? E, elif ile mansup olmuş arkadaşlar. Elhamvu huve validu el Elhamvu yani elhamu. Elhamvu ikisi de olur e, ee, bu diyor e, eşin yani hanımın babasıdır kayınpeder. Dolayısıyla burada tekil olarak gelmiş mi? Gelmiş. Ama muzaf olarak gelmiş mi? Gelmemiş. O yüzden bu da arkadaşlar Esma-i Hamse'nin özel irabıyla irabı yapılmaz. Yani burada bu müptedadır. Merfu konumundadır. Damme ile merfudur. Elhamvu kelimesi burada damme ile merfudur. İnnel feme min ehemmi adail cismi. Ağız diyor. E, bedenin en önemli organlarındandır. İnne el feme. Fem kelimesi burada esma-i hamsedendir. Bakalım müfret mi müfret, muzaf olarak gelmiş mi? Hayır gelmemiş. O yüzden esma-i hamsenin o özel irabıyla irabı yapılmaz. İnne'den dolayı mansup olmalıdır. Fetha ile mansuptur burada. Normal tekil müfret bir isimmiş gibi irabı yapılır. Ne ile mansuptur? Fetha ile mansuptur. İnnel feme. Ente Ebun Kerimun. Yine eb kelimesi Esma-i Hamse'dendir ama bakalım. Müfret mi? Evet müfret ama e, muzaf olarak gelmiş mi? Hayır gelmemiş. O yüzden bunun irabı neyle olacak? Bakın ente müptedadır. Ebun haberdir. Yani merfu olmalı. Normal müfret bir kelime olduğu için damme ile merfu olur arkadaşlar. Ente Ebun Kerimun. Ebun burada haberdir. Damme ile merfudur. Esma-i Hamse'nin özel irabı ile irabı yapılmaz. Mahmud zu fadlin aleyye. Bakın ee, burada yine zu kelimesini görüyoruz. Esma-i Evet. Peki müze, şey mi? Müfret mi? Müfret. Muzaf mı? Evet muzaf. Fadıl kelimesine muzaftır arkadaşlar. Tamlamadır burası. Dolayısıyla bu zu Esma-i Hamse'nin irabı ile iraplanır. Yani Mahmud burada müktedadır. E, damme ile merfudur. Zu haberdir. Vav ile merfudur arkadaşlar. Damme ile dedim. Vav ile merfudur. Haza Ahun leke fil İslam. Bu diyor bu kişi senin diyor İslam kardeşindir. Bak senin kardeşindir. Haza mübtedadır. Ahun haberdir. Müfret mi müfret ama muzaf değil. Herhangi bir kelimeye tamlama olmamış. Dolayısıyla bu şartı taşımıyor. O zaman normal bir müfret kelime gibi damme ile merfu olur arkadaşlar. Ahun kelimesi haberdir. Damme ile merfudur. Kâne Ebu Firasin el-Hamedâniyi ve fârisen. Ebu kelimesini görüyorsunuz. Müfret mi? Evet müfret. Muzaf olmuş mu? Evet. Firaz kelimesine tamlama olmuş arkadaşlar. Burada muzaftır. Dolayısıyla Ebu kelimesi burada kânenin ismidir ve vav ile merfudur. Sadece boyadıklarım şartları uymadığından dolayı normal tekil yani müfret ismin irabı gibi irapları yapılır. Esma-i Hamsi'nin o özel irabıyla irapları yapılmaz arkadaşlar. 5'e bakalım. Ayin fi ma yati al asma al ve Aşağıdaki diyor esma-i khamseyi göster ve irabını yap. Sun fake ani zemmi ve nemimeti. Bakalım sun fake ağzını koru diyor. Ağzını koru dedikodudan ve birilerini yermekten ağzını koru. Evet şimdi fake kelimesini görüyorsunuz. Burada esma-i hamseden olan kelime budur arkadaşlar. Şartları taşıyor değil mi? Bakın müfrettir ve K zamirine bitişik gelmiş. Tamlama olmuş. Yani bu fa kelimesi burada zamirdir. Sun emir fiildir. Fa burada e, mefulun bihtir arkadaşlar. Mefulun bih ne olmalıydı? Mansup olmalıydı. Yine gördüğünüz gibi burada elif ile mansup olmuş arkadaşlar. Mefulun bihtir. Elif ile mansuptur. Ahi mühendisün bir şirketil kahrabai. Ahi. Bakın. Ahi kelimesi. Esma-i Hamse'dendir. Ama dikkat edin. Bir şartı söylerken ne demişti? Mütekellim yağsı dışındaki diğer isimlere veya zamirlere bitişmesi şartı aranıyordu. Ama mütekellim yağsına bitişiyorsa bu artık Esma-i Hamse'den olmuyor arkadaşlar. Ah kelimesi nedir? Burada mübtedadır. E, damme ile merfudur. Y kelimesi nedir? E, muzafun ilehtir arkadaşlar. Mühendisünde yine haberdir. 3'e bakalım. İnne ebake yani burada yok. Esma-i burada yok. İnne ebake zufadlin ve ilmin veya Esma-i var da Esma-i o özel irabıyla irabı yapılmaz arkadaşlar. Öyle diyelim. İnne ebake zufadlin ve ilmin ebake bakın. Eb kelimesi. İnne'den dolayı mansup. İnne'den. innenin ismi olduğu için elif ile mansuptur arkadaşlar. Zü İnnenin haberi olduğu için dam, vav e, ile pardon vav ile merfudur. İnnenin haberidir. Vav ile merfudur arkadaşlar. El mu'minu mir'atu ahihi. Yine bu muzafun ileyhi olduğu için ye ile mecrurdur. Sara mahmudun eben munzu usbu'in. Bir hafta önce Mahmud baba oldu diyor. Dolayısıyla burada esma-i yok değil mi? yani veya esma-i hamse'nin özel irabıyla irab yapılmaz. Ebenin irabı burada nedir arkadaşlar? Sara'nın haberidir. Sara'nın ismi Mahmud'un damme ile merfudur. Sara'nın ismidir bu, fetha ile mansuptur. Buradaki eb kelimesi fetha ile mansuptur diyeceğiz. Evet 5'e bak 6'ya bakalım. Ebu Zerrin el-Gifariyu sahabiyyun celilun. Ebu kelimesi Yine esma-i hamsedendir. Mübtedadır. O yüzden vav ile merfudur arkadaşlar. İnne eba bekrin. Eba kelimesi. İnnenin ismi olduğu için elif ile mansuptur Mimma kalehu ar-rasulü sallallahu aleyhi ve sellem li kurayşin yevme fethi mekkete. Ya maşere kurayşin ma tezunnune enni fa'ilun bikum. Kalu hayran. Ahun kerimun. Ahun kerimun. Bakın. Ahun kerimun yani haberdir bu. E, damme ile merfudur. Ahun kelimesi burada damme ile merfudur. Ve bunu ahin kerimin. Ahin burada muzafun ilehdir. Kesra ile mecrurdur. İzhebu fe entumut tulaka. Evet. Altıncı alıştırma. İmle el-faragı bismin minel esmâil hamseti yekunu merfu'an. Evet boşlukları diyor merfu olacak şekilde esma-i hamseden isimlerle doldurmamızı istiyor. Merfu konumunda olması gerekiyormuş. Vasale e fiildir. E, zaten buraya gelmesi gereken kelime fail olacak. O yüzden merfu olmalı. Minel kahirati munzu saatin. Bir saat önce kahireden geldi. Kim diyelim mesela? Ebu Abdillah. Mesela Ebu Ebu Ahmet diyebiliriz. Ahmet'in babası. İşte birisinin babası. Veya Ebu Ke senin baban. Veya Ehu senin kardeşin diye. Ne yapabiliriz buraya? Bir kelime getirebiliriz. Haza'r reculu nokta nokta hulukin kerimin. Bu adam güzel ahlak sahibidir manasını ifade eden zu kelimesini getirmeliyim. Haza'r recul mübtedadır. Zu haberdir o yüzden zaten merfu olmalı. Zu hulukin kerimin demeliyim. Huve validu zevceke. Senin eşinin babasıdır diyor o. Neydi o? Kayınpeder değil mi? Yani elhamu elhamu huve validu zevceke ama Esma-i Hamsi'den olması gerektiğine göre o zaman Hamuke demeliyiz arkadaşlar. Pardon. Hamuke Hamuke huwa Validu Zevcetike dersek daha doğru olur. Dörde bakalım. Talibun bi cemiyatil Melik Suud Melik Suud Üniversitesi'nde bir öğrencidir. İşte Ebu Zerrin mesela değil mi? Ebu Zerrin bir öğrencidir diyebiliriz. Nokta nokta nazifun ve halin minel amrat. temizdir ve hastalıklardan biridir. Hastalık yoktur. Ne olsun o? Tabii ki de ağzın olmalı. Fuke. Fuke. Yani senin ağzın nazifun ve halin minel amradı diyebiliriz. Evet burada ne var? İmla al faraka bismini minel esmai mansuben. bu sefer de mansup olacak şekilde Esma-i isimlerle burayı doldurmamızı istiyor. İnne nokta nokta bimektebil mudiri el-an inne ne olsun eba mesela inne eba ahmet inne eba ahmede bir mektebi bir müdiril en olabilir raaytu fissuqi emsi dün çarşıda gördüm raaytu eba zerrin mesela eba ubeyde yani eba şeklinde olmalı veya ehake diyebilirsin raaytu ehake fissuqi emsi kardeşini dün çarşıda gördüm Kana Abdurrahman bin Avf nokta nokta Abdurrahman bin Avf idi. E, mal çok mal sahibi değil mi? Daha bihi onu feda etti fi sebebi nusrat İslam İslam'ın e, zaferi yolunda. O zaman ne diyeceğiz? Kana Abdurrahman bin Avf'in kanının haberi zaten ne olmalı? Mansup gelmeli arkadaşlar. O yüzden za malin ve çok mal sahibi idi diyeceğiz. Za neden kanının haberi olduğu için. İhterim nokta nokta el ekbar işte büyük kardeşine veya abine diyelim değil mi? Saygı göster. İhterim ehake el ekbar. İhterim saygı göster. Ehake. Mefulün bih konumunda olduğu için mansup olmalı. Ehake o yüzden diyoruz. Alimtu enne nokta nokta müsafirun ila Mekke'te. İşte birisinin Mekke'ye yolcu olduğunu duydum, öğrendim. Alimtu enne ne diyelim? Hamake. Alimtu enne hamake musafirun ila Mekke'de. Kayınpederinin Mekke'ye yolcu olduğunu öğrendim. Buraya bakalım. İmle el faragı bismini minel esma'il khamse teykun Bu sefer de mecrur olacak şekilde esmai hamselerden isimlerle buraları doldurmamızı istiyor. Tasaddaq bimalike al fakiri nokta nokta el haceti. Yani e, ihtiyaç sahibi fakire diyor malından ne yap tasadduk et. Malından ver sadaka ver. O zaman alal fakiri tabii ki de zil haceti. Ala'dan dolayı bu mecrurdur. E bu da onun sıfatı oluyor. Bu da mecrur olmalı o yüzden. Sıfat olduğu için mecrur olmalı. Yani zil haceti dememiz gerekiyor. İsta'in bi nokta nokta vakte şiddeti. Yani zorluk vakitlerinde diyor yardımcı ol. Kime? Mesela arkadaşına, kardeşine diyelim. İsta'in bi ahike. İsta'in bi ahike vakte şiddeti ee, işte zorluk zamanlarında diyor kardeşinden yardım iste pardon iste'in iste'ane iste'in yardım istemek yardım almak i'tıf ala nokta nokta al asgar küçük e, kardeşine şefkatli ol diyelim değil mi i'tıf ala ahikel al asgar diyelim ala ahike al asgar zehebe kerimun ila menzili nokta nokta li mukabileti zevcetihi Orada hanımıyla görüşmek görüşmek için e, kayınpederinin evine gitti değil mi Kerim? Öyle deriz. O zaman ila menzili evet hamihi ila menzili hamihi li mukabeleti zavucetihi Bakalım. Tehaddestu ma'a nokta nokta fi hazel mevdu'i min qablu. Tehaddestu ma'a işte Ebi Abdillah. Tehaddestu ma'a Ebi Abdillah fi hazel mevdu'i diyebiliriz. Evet 7'yi geçiyorum. 8'de ne var? Yine parantezine kelimelerden yararlanarak, faydalanarak cevap vermenizi istiyor sorulara. Men eşrafe ala hazel hafli. Evet bakalım. Bu töreni kim yürüttü diyebiliriz. Men eşrafe ala hazel hafli. Hamu Muhammed. Evet. Eşrafe ala hazel hafli. Hamu Muhammedin zaten bu şekilde olur. Ma'amen kunte tetehaddesu. Yani burada bir değişiklik olmaz. Ma'amen kunte tetehaddesu. Kiminle konuşuyordun diyor. Ahu Sa'id. Sa'id'in kardeşi. O zaman ne diyeceğiz? Kuntu etehaddesu ma'a. Ma'a kendinden sonra gelen kelimeyi ne yapar? Mecrur yapar arkadaşlar. O yüzden ahi demeliyim. Ma'a ahi Sa'id. Sa'id'in kardeşiyle. Mea'dan dolayı akhi olmalı. Men tuhibbu minen nâsi. İnsanlardan kimi seviyorsun? Uhibbu minen nasi, Evet. Ne diyeceğiz? Mef'ulun bir olduğu için zel ilmi demeliyiz. İlim sahibi olanı. Uhibbu. Fiil fail içerisinde var. Bu da mef'ulun bir konumunda olduğu için zel ilmi şeklinde yazmalıyız. Dörde bakalım. Mimma yeşkû tıflüke. Mimme yeşkû Yani çocuğun neyden şikayet ediyor? Ağzından diyecekmişiz. Yeşku tıfli min. Bakın min var. Başında min varsa o zaman bu ne olmalı? Mecrur olmalı. Min fihi. Ağzından. Men kellefehu el mudiru bis sefer ila bagdad. Evet bakalım. Yani müdür Bağdat'a yolculuk yapması için kimi görevlendirdi? Evet. Kellefe el mudiru bis sefer ila bagdad. Mefulun bih konumunda olduğu için değil mi? Kellefe fiildir. El müdiru faildir. O zaman bu da mefulun bihtir. Eba Bekir'in. Eba Bekir'in olmalı. Men qade el cüyuş el islamiyete ba'de azli Halid ibn-i velid. Halid ibn velidin azlinden sonra değil mi? Ee, İslam ordularını kim yönetti? Kim komutanlık etti? Evet. Qade el cüyuş el islamiyete Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde olmalı. Neden? Çünkü kade fiildir. Bu da fail olduğu için merfu olmalı. Men ra'ayte fil matari emsi. Dün havaalanında kimi gördün? Ra'aytu fil matari. Evet. Ehake. Neden? Mefulun bir olduğu için mansup olmalı. Mea men yetehaddesil müdirul en. Müdür diyor şu anda kiminle konuşuyor? Yetehaddesil müdirul mea. Ma Ma'a'dan dolayı mecrur olmalı. Hamike. 9'da diyor Altı çizili olan kelimelerin irabını yap. Kale Teala estaizu billah ve vehebna lehu min rahmetina ehahu harune nebiyya. Ehahu. Arkadaşlar bakın vehebe fiildir. Na faildir. Ehahu. Buradaki ehha kelimesi mefulun bihtir. Mefulun bihtir. O yüzden elif ile mansuptur arkadaşlar. Kalu ya eyyuhel azizu inne lehu eben şeyhan kebiran. Evet eben kelimesine bakalım. İnnenin İnnenin haberi lehudur. İnnenin ismi ebendir. Evet İnnenin ismi olduğu için fetha ile mansuptur. Bak yukarıda elif ile mansuptur. Çünkü Esma-i dir ve şartları oluyor, uyuşuyor. Ama burada e, şartlar uyuşmuyor. Yani bir şey muzaf olmadığından dolayı burada fetha ile mansuptur diyeceğiz. Ve in kâne zû fe ile meysara. Zû Bakın bir zorluk sahibi. Yani zû burada. Evet. كاننن اسمه وضع إلى مرفوض وضع إلى مرفوض قال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا إخوانا Yani çoğul değil mi? Esma-i Hamsin'in ile yapılabilmesi için çoğul olmaması gerekiyordu. Asbahtum. Asbahanın ismi tümdür arkadaşlar. Asbahanın ismi tümdür. Asbahanın haberi, ihvanen kelimesi Asbahanın haberidir. Dolayısıyla fetha ile mansuptur. İhvanen kelimesi fetha ile mansuptur. Kenne sadiqa ahun. Bakın ahun kelimesi. Kenne'nin haberidir. Dolayısıyla damme ile merfudur. Çünkü şartları sağlamadığından dolayı vav e, ile merfu olamaz. Hâzâ ebun kerîmun. Hâzâ müptedadır. Ebun haberdir. E, damme ile merfudur. El mu'minûne ihvetun. El mu'minûne müptedadır. İhvetun haberdir. Dolayısıyla yine bu da, bu da, çoğul olduğu için damme ile merfudur arkadaşlar. Ebu ke udvun fî meclisi âbâil medraseti. Evet. E, Ebu ke müptedadır. Bakın şartları sağladığından dolayı hem müfredtir hem de burada bir zamire ke zamirine muzaf olduğundan dolayı bu Esma-i özel özel irabıyla iraplanır. Yani müpteda olduğu için vav ile merfudur arkadaşlar. Vav ile merfudur. Evet. Burada bir parça var arkadaşlar. Burayı tercüme ediyoruz. Husamun talibun Husam bir öğrencidir. Kalbin rahimin merhametli bir kalp sahibi. Merhametli bir kalp sahibi olan bir öğrencidir. Yuhibbul fuqara. O fakirleri sever veya atifu aleyhim ve onlara şefkat eder. Acır ve ahuhu Ziyadun. Onun kardeşi Ziyad ise tilmizun bil medrasatil ibtidaiyeti. İlkokulda okuyan bir öğrencidir. Ve fi yawmin bir gün ''Kharacel akhavani'' İki kardeş çıktılar. ''Ma'a ebihima'' Babalarıyla beraber. ''Lis salati fil mescidi'' Camide namaz kılmak için dışarıya çıktılar. ''Ve ba'de salati'' Namazdan sonra. ''Raca'el ebu ile'l menzil'' Baba eve döndü. ''Ve zahabe husam ve ziyat ile'l suqi'' Husam ve ziyat ise çarşıya gittiler. Lişirai şirai ba'di'l me'kulati li'l usrati'' aile aile için yani aile evet aile için bazı yiyecekler veya biraz yiyecek satın almak için. Vuhuma fi't-tariqi onlar yoldayken ilel menzili eve doğru ra'a husamun raculan kebiran fi's-sin. Husam yaşça büyük yani yaşlı bir adam gördü. Yelbesu thawban mumazzaqan. Evet yırtık bir elbise giyen bir adam ve yertaeşu min burudetil cev. Evet soğuktan titreyen. Fe ileyhi ona koştu. Ve a'tahu kulle ma'ahu minen nukudi. Yanında bulunan, yanındaki bütün paraları o adama ona verdi. Ve vekafe yetehaddesu ileyhi. Sonra durup onunla konuştu. Ve lemma vasale ziyad ilel menzili. Ziyad eve ulaştığında vardığında se'elehu ebuhu. Babası ona sordu. Eyne ahuke Hüsam. Kardeşin Hüsam nerede? فَأَخْبَرَهُ زِيَادْ بِمَا حَدَثَ مِنْ اَخ۪يهِ Evet Ziyad kardeşinin başına geleni ne yaptı? Ona babasına haber verdi. وَلَمَّا وَصَلَ حُسَامْ Hüsam geldiğinde شَكَرَهُ الْوَالِدُ قَائِلًا Babası şöyle diyerek ona teşekkür etti. لَقَدْ saat فَقِيرًا ذَا ihtiyaç İhtiyaç sahibi bir fakire yardımcı oldun, yardım ettin. Ve seyükafi ukallahu. Allah diyor sana mükafatını verecek. Sümme a'tahul validu sonra baba ona verdi. Dı'fe ma qaddamahu lirraculil fakiri. Fakir adama verdiğinin iki katını babası ona verdi. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.